Şimdi bizimkiler diyor işte siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Onları bilmiyor. Şimdi bakın ben o gün kablo aldım, tamam mı? Biz inşaat yapıyoruz işte evimizi. Kablo alıyoruz. Aynı günde bir metre başına 10 lira mesela üstüne geçebiliyor. Diyorum niye diyorum esnafa soruyorum. Niye diyor dolar yükselmiş. Ama adama sorunca yok diyor. Diyor dolarla hiç etkisi yok diyor. Peki esnaf mı yalan söylüyor siz mi yalan söylüyorsunuz? Yani bilmiyorum. Böyle bir çelişki var. Kime soruyorsun diyor işte dolardan dolayı işte zam gelmiş. İktidar diyor şeyin alakası yok diyor. Dolarla alakası yok diyor. Bilmiyoruz yani biz. Abi doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Ben çok kötü etkiledim. Abi valla zaten benim cebim deliktir haberin olsun. Evet. Yani göstermeme gerek yok. Yani beni çok fena etkilememiş. Çünkü cepte zaten dolar yok. Evet. Yani dolar borcu olan düşünsün. Bir de dediğim gibi bu zengini daha zengin eder. Fakiri de daha dibe soktu yani. Mahvetti. Peki yani düşünceni... hani deniliyor ya doların yükselişinden bize ne? Ya bize ne olur mu? Şu an ben dün hesapladım hatta asgari ücretin şu an 3300 olması lazım. Dolara endeksli olduğu zaman. Çünkü bize dışarıdan gelen bütün ürünler o şekilde çok affedersin bize yansıyor. Daha kötü kelime kullanacaktım ama şu an kullanamıyorum. Yani bir şekilde öyle çok pis etkiliyor ama millet bunun farkına varana kadar şu an iş işten geçmiş durumda. Allah sonumuzu ayırsın. Evet. Yani sadece... Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zaten şu an psikolojik men herkes çökmüş durumda. Ben bu kanaatteyim. Kime sorarsan sor, kesinlikle gülümseyemiyor, gülemiyor, tamam mı? Evinde mutlu değil. Bu bir gerçek yani. Benim gizlenimim bu, bu şekilde. Ama sorarsan başka medya gruplarına, güllü gülistanlık abi, her şey süper. Anlatabildim mi? Ama git gerçekleri araştır bakayım. Bak bakayım evde kaç kişi mutlu, bir şey araştırsınlar. Kaç kişi evine mutlu oturuyor. Doların yükselişi açık ve net piyasada bellidir. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Allah borcu olana yar ve yardımcısı olsun. Başka bir şey diyeceğim yok. Abi en fazla etkisi neye oldu mesela dolar? Her şeye, her şeye. Bugün domates almaya kalksam bile dolara bağlıdır. Açık ve nettir bu. Yani bugün bir bak bakayım sebzesidir, meyvesidir, yağıdır, her şeyiyle hepsi dolara bağlıdır. Dolara bağlı olmayan hiçbir şey yok. Yoktur diyen yalan söylüyordur. Açık ve nettir bu. Peki ne yapılması lazım sizce abi? Dolar... Şimdi diyeceğim ki el birliğiyle doları almayalım desek yalandır. Bunu engellemek mümkün değildir. Hani bu şu anda Amerikan seçimleri zaten bunu iyice tetikliyor. Halkın birlik ve beraberlikle birlik olduktan sonra inşallah bunun üstesinde de geleceğiz. Başka diyecek bir şeyim yok. Sizin en fazla nasıl etkiledi abi bu dolar? Şimdi hemen en basit örneği memur maaşları Temmuz ayına göre yarı yarıya düştü. Mesela Temmuz'da atıyorum ki bir maaşla insan bir asgari ücretli 100 dolar alabilseydi söz gelimi bugün 40 dolar da ya zor alır ya alamaz. Kiralara yansıdı, ev kiralarına yansıdı, akaryakata yansıdı, yiyeceklere yansıdı, her şeye yansıdı. Bir vatandaş olarak abi dolar sizi nasıl etkiledi? Abi artışı piyasaya da olumsuz etkilerinden ötürü sürekli artışlarla mücadele çok çok zor oluyor. Esnaf olsun, yerel halk olsun, vatandaşlarımız olsun çok zorluk yaşamaya başladı. Bunun dışında en ufak bir market alışverişlerinde bile 100 lira tutuyorsa şu anda 200 liraya başladı. Tamamen maddi zorluklar had safhada olmaya devam ediyor. Evet. En fazla neyi etkiledi? Sizin maaşlarınızı nasıl etkiledi? Ona biraz yani dikkat çekebilir misin? Yani bizim maaşlarımızda açıkçası artık hiç keyfi bir şey yapamıyoruz. Onun dışında kiralar olsun, evlenecek gençler olsun bayağı bir zorluk yaşamaya başladı. Yani en basit bir mobilya almak istesek bile önceden 2000 liraysa şu anda 7000 liraya söyleniyor. Beyaz eşya da aynı şekilde. Araba fiyatlarını mesela araba almak istiyorum. Araba fiyatlarına baktığımızda 100 bin lirayken şimdi 300 bin lira oldu. Yani artık kemeri sıktıkça sıkıyoruz. Nereye kadar sıkabileceğiz? O şekilde bekliyoruz artık. Doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Abi doların yükselişi bizi değil de bütün ülkeyi etkiledi abi. Hiçbir şey alamıyoruz. Özellikle Siirt'teki ev fiyatları aşırı bir tavan yaptı. 450 milyar, 500 milyara. Yani hiçbir şekilde ev alamayız Siirt'te. Kiralar desek 1300-1400'den aşağı bulamazsın Siirt abi. Beyaz eşya desek hiçbir zaman alamıyorsun zaten. Hani hep kredi alıyoruz abi. Krediden şaşamıyoruz maalesef. Abi maaşımız şöyle 4000 küsür ama hiçbir şekilde yine geçmeye yetmiyor yani.
Kiradır, elektriktir, sudur ve benzeri abi kesinlikle etmiyor abi, geçinemiyorsun. Ki ben bekar olarak bunu söylüyorum. Bir de evli olsam işimiz yaş. Abi maaşlarımız dolar karşısında her türlü zaten eridi. Bugün bir paylaşımda gördüm. 44 liralık bir hesaba 4 şey euro bırakmıştı. Bir de 2 euro vardı galiba. Adam üstüne bir de bahşiş olarak bırakmış. Yani 47 liramıza şey bırakmış abi. Düşünebiliyor musun? 3 tane bozuk para bırakmış. 3 tane bozuk para. Evet. Yani ülkenin hali işler acısı. Abi doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Vallahi ben hiç bilmiyorum. Zavallı hala bak bir ne dolarım var. Bu adamın ne doları var. Ne dolarım var, ne dolar alıyorum, ne dolar satıyorum. Ben hiç bilmiyorum. Evet. Elhamdülillah benim maaşım yeterlidir. Ben kendimi idare ediyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Yok dolar yok. Dolar ne gezer zavallı. Altın da yok. Vallahi altın da yok. Keşke olsaydı, benim bir çocuğum var. Evlenmemiş. Keşke altın olsaydı ona. Şimdi altın istiyorlar. Kimi kızını isterse altın istiyor. Altın da yok verimse. O da kalmış, evlenmemiş, öyle kalmış. Yani altın nedeniyle evlendiremiyor musunuz onu şu an? Şey evlendiriyor. Kabul etmiyorlar. Kızın annesi babası diyor, elle bu kadar altın vereceğizse kızına, ondan sonra verin. Yoksa ne yapacaksın? Ya Allah kerimdir. Benim dolarım yok ki. Etkiliyor. Herkesi etkiliyor. Değil beni tek. Evet. Herkesi etkiliyor. Eskiden aldığımız maaşla 2 tane çeyrek yapabiliyorduk, 2 tane cumhuriyet yapabiliyorduk. Şimdi bir cumhuriyet olmuş asgari ücret. Asgari ücretle geçinmeyen bir sürü insan var. Bugün herkes geçim sıkıntısında. Yani bugün doların yükselişi, altının yükselişi, millet artık evlenemez duruma geldi. Yani gıda, yakıt, her şey zamlandı. 2,5'la kim geçinecek? Ya 3 çocuklu bir aileyi nasıl barındıracaksınız? Yani ben burada herkese sesleniyorum. Yani biraz yoksullara, garibanlara yardımcı olsun. Evinde yakacağı olmayan bir sürü insan var. Yiyeceği, yemeği olmayan bir sürü insan var. Onlara yardımcı olsunlar. Memleketimizin büyük insanlarına, zengin insanlarına sesleniyorum. Herkes elini taşın altına koysun. Yoksula, garibana yardımcı olsun. Bugün aldığımız maaş 2800 civarı. 9-10 yıldır aynı mesleği yapıyoruz. Biz de geçinemiyoruz. Yani kendim her ay 1170 lira taksit ödüyorum. Evet. Ayrıyeten doğal gazıdır, elektriğidir, yemeğidir. Yani bu şekilde bu maaş kimseye yetmez. Kendimize ayrıyeten iş yapmazsak vallahi bazen oluyor, ekmek parası kalmıyor. Yani dolar bugün karşısında maaşınız eridi mi abi? Ya hiç kalmamış. Ya dolar bugün 9 lira. Yani 100 dolar 900 lira olmuş. Yani 100 doları kim yapabilir? Bugün durumu imkanı olmayan insanlar, borcu olan insanlar zaten borçtan artık kafasını kaldıramıyor. Evet. Daha çok fakirleşti. Yani bugün kimse bir teneke yakalamaz duruma gelmiş. Çalışmayan bir insan nasıl alacak? Bir teneke yağ 200 liraya Allah'tan yani günahtır, yani yazıktır. Yani bu kadar gariban, yoksul insanlar var. Hani yapmasınlar bunu. Hani zengin insanlar bunu yapıyor. Kimse yapmıyor. Kendimiz kendimize yapıyoruz aslında. Müslüman kardeşine zulmetmiş oluyor bu şey. O verirken onun akılları neredeydi akılları? İşte akılları neredeydi? Abi. Peki de. Yani sizi nasıl etkiledi doların yükselişi? Doların yükselişi sizi nasıl etkiledi? Etkiledim de tam ekledi, sıfıra koydu. Sıfırdı. Sıfır, sıfır. Şu anda geçinemiyor musunuz? Geçinemiyoruz. Ne kadar yani maaşları? Maaş 15 günden sonra borçlanıyor. Kredi kartıyla çalışıyor. Bir şey alabildin mi Hacı abi? İyi. Hacı abi neden kafan bozuldu? Her şey pahalıdır. Birisi bir şey alamıyor. Kimse sormuyor bu neyin nesidir. Eskiden kim nohut satıyordu, kim aşık satıyordu, kim şey satıyordu, hiç. Şeydi, galadır, galadır. Ama Allah haklıların boynunu kırsın, onları muvaffak etmesin. Amin. Ben başka bir şey demem. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Fiyat çok mu yükselmiş fiyatlar Hacı abi? Çok, hadinden fazla. Bundan dolayı mı sinirlisin? Ha, insan tok yemiyor adin. Bu zamanda iki ekmek eve getiren erkektir. Bu devirde, bu zamanda. İki ekmek getiren erkektir. Ne aldınız az önce Hacı abi? Valla patlıcan aldım. Zahter aldım. Şorba zahteri için. Zahter. Evet. Kekiktir nedir? Patlıcan, bir de maşık. Zaten artık et yemiyorsunuz.
Valla senede bir eskiden bayramdan bayrama yerde onu da yiyemiyoruz. Pirinç öyle. Eskiden bayramdan bayrama gidiyorduk bir ağanın evinde, bir zengin adamın evinde pirinç yiyorduk. Aynı şimdi bu devre düşün. Kilosu 10 milyon. De gel, Allah fakire yardımcı olsun. Allah fakire yardımcı olsun, Allah haklıların boynunu yıkırsın. Acaba dolar da yükseldi. Her şey, her şey. Sana diyorum hiç kimsenin haberi yok. Ama her şey var. Para da var, her şey de var. Eskiden para da yoktu, bir şey de yoktu. Şimdi ne istersen var. Yok vallahi alamıyorum. Alamıyorum kardeşim. Ne al? Emekli adam 3 milyar almıyorum. 30 sene 7 ay hizmet yaptım. 30 sene 7 ay. Yani dolar tamamen piyasayı çökertmiş durumda şu an. Daha da yükselebilir zaten. Öyle bir şey de oluyor herhalde gündemde şu doların an. Doların yükselişi en fazla neye yansıdı? Doların yükselişi bilmiyorum yani. Çoğu şeye yansıdı. Ekonominin çoğunun yansıdı yani. Ekonomiye. Ekonomiye diyebiliriz yani. Yani ekonomimiz berbat durumda. Beyaz eşya olsun, altın olsun. Bu şekilde yani insanlar hiçbir şey yapamıyor. Yani işsizlik oranı bayağı bir yükselişte. Yani bilmiyorum Türkiye'nin yani nereye doğru, ne amaçla yaptığı, yani bu işlerinde ben pek hani akıl erdiremiyorum yani. Her yaptığı bir hatta, her yaptığı bir şekil yani bu doların yükselişine sebep oluyor. Her zaman bize, yani bu garibanlara işliyor. O yüzden dolayı yani gidişimiz iyi değil. Korkuyorum yani Suriye gibi olacağız en sonunda.